Şimdi ilk önce bir gölge sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir lafla başlıyor. Şekildeki KL cismi iğne deliği kamerası. Yani bunu şu şekilde de söylüyorlar. Pinhole diye geçiyor bu. Pinhole camera Evet böyle bir şey. Bu gerçekten ışığın doğrusal yayıldığını gösteren çok güzel bir örnektir. Bunu şahsen hani yapma fırsatınız varsa yani izleme fırsatınız varsa YouTube'dan bile izleyebilirsiniz. Bunu böyle ben cisimle yaptım tabii ki de. Bunun en güzeli şöyle mumladır. Mumla şuraya mum koyduğunuzu düşünün. Bu mum burada kıpırdarken burada oluşan görüntü de kesinlikle burada ters bir şekilde kıpırdıyor. Çünkü ışık doğrusal yayılıyor arkadaşlar. Bu buradan böyle gelecek. Bu da buradan böyle gelecek. Ok kısmı K olduğu için buraya geldiğinden dolayı şöyle bir şey ters göreceksiniz. Bu ışığın doğrusal yayıldığını gösteriyor bize. Çok güzel bir örnektir. Sadece gölge yarı gölge ile kalmayın. Bu tabi ters oldu. Bunu anladık. Hani görüntümüz ters oldu. Oluşan görüntüyü çizip boyutlarını belirtin dedi. Artı burada dikkat ederseniz de benzerlik söz konusu. Papyonumuz var. E o zaman hani bunun boyuna X dersem eğer şöyle yazabilirim. 2h bölü x eşittir d bölü 2d derim o zaman buradan da oran tabi korunduğu için x eşittir 4h çıkacaktır hem ters olmuştur hem de boyu iki katına çıkmıştır gözüken bu şimdi ikinci sorumuza bakalım İkinci sorumuzda biraz daha zor anlaşılan bir şey. Arkadaşlar bunu kağıt üzerinde anlatmak kolay olmuyor. Böyle bir paralel ışık demeti var şu anda. Bu taraftan bakan bir gözlemci var. Öncelikli olarak şuradan şöyle bir belirtelim. Bakın şu taraf aydınlık olacak. Şu taraf kesinlikle ışık almayan bölge olacak. İşte siz de buradan bakıyorsunuz. Bakın şöyle şuraya doğru bakıyorsunuz. Şöyle üst taraf ve alt taraf olarak. Şimdi alt tarafa doğru yani ben ne görüyorum dersen. Yani küreselliği unutmayın. Küreselliği unutmayın. Yani ay tutulması, güneş tutulmasındaki o izleri hiç gördünüz mü bilmiyorum ama şimdi ben buradan böyle şöyle çizemem bakın. Şöyle dümdüz çizemem. Hocam işte burası karanlık, şurası aydınlık. Hayır. O küreselliği düşünmek zorundayız. Yani o küresellikte yana doğru yamulmayı göstermek zorundayız. Şöyle bir şey oluyor. Burası evet görmediğiniz bölge oluyor. Burası da ışıklı kısım oluyor. Işıklı bölge diyelim böyle. Böyle bir şey oluyor. Gözlemci küreyi böyle görüyor. Mutlaka o küresellikten kaynaklanan yamukluğu burgulamak zorundayız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet bir gölge sorusu. Gölge yarı gölge sorularında mümkün olduğunca yoruma gitmeye çalıştım. Bunlar bu şekilde gelecek. Basınç paketindeki tepkilerinizden yani geri dönüşlerinizden dolayı teşekkür ederim. Yani yorum e, ağırlıkta yapmaya çalışıyorum. Lise son arkadaşlarımı da gözetiyorum ama yani ince noktalarda ara sınıftaki arkadaşlarımıza da yol göstermeye çalışıyoruz. Yani her soruya ihtiyacımız var diyelim. Şimdi noktasal kaynaklar opak top, opak, ışık geçirmeyen anlamında kullanılıyor bu. Ya da işte yani uzun uzun söylüyor, ışık geçirmeyen diyebiliyor. Şimdi şekildeki gibi yerleştiriliyor. S1 kaynağı ilk önce bir olayı görelim yani. Şimdi şöyle bir şey var bak. Şurada şöyle bir şey var. Burada bu arkadaşın aydınlatamadığı yer burası oldu. Ötekini böyle noktalı yapacağım. Tek kalemle çalışıyorum bugün. Şöyle bir şey. Şöyle geldi. Bu da ikincisinin aydınlatamadığı. Yani şurası tabii ki de tam gölge olacak. Şurası da arkadaşlar beyaz kalan kısımda yarı gölge olacak. Şimdi bizden ne istiyor? S1 kaynağı S2'ye biraz yaklaştırılırsa. S1 kaynağı bakın tam gölgeyi oluşturan yer. Sen S2'ye doğru yaklaştıkça S2'ye benzeyeceksin. Onun izine bakın ona benzeyeceksin. Yani tam gölge içeriden büyümeye başlayacak. Hemen bulalım artar artar o yakalandı. Şimdi yarı gölgenin dış sınırları değişmiyor dikkat ederseniz ama içeriden tam gölge büyüdüğü zaman ne olacak? O da küçülmeye başlayacak. Azalır diyoruz. Adana'ya gidiyoruz. Böyle bir şey oldu. Şimdi devam edelim bakalım. 4 numara. He bak küresel kaynak geldi. Opak küre var. Yine ışık geçirmeyen küre var. Burada ilk önce tabii ki gölgeyi çizelim. Şöyle bir yapıyoruz. Bakın. Şöyle ilk önce üstten alttan kuralı bu. Tek nokta gibi düşünüp şöyle yani çiziyorsunuz. Yani şurada sanki noktasal kaynaktan çalışıyormuş gibi ama şimdi küresel kaynak var, küresel engel var. Buranın tabii ki de yani ne olması lazım? Tam gölge olması lazım. Şurası da Yarı gölge dediğimiz yani beyaz bırakıyorum ama burası yarı gölge. Bazen hani kitaplarda gri ton yapıyorlar, bazen noktalı yapıyorlar o bu yarı gölge. Şimdi burada kaynakla yani engelin yarı çaplarının aynı olması yaklaşma veya uzaklaşma durumunda buradaki tam gölgeyi değiştirmez. O zaman biz bu değişmezimizi bir bulalım. Yarı gölge ne olur diyor. Ok yönünde hareket etti, yaklaştırdı. E sen şimdi mesela şuraya geldiğinde ne olacak? Sen bunu böyle daha çapraz çizeceksin bak böyle. Kocaman bir şey olacak. Tam gölgen aynı kalırken Yarı gölge Artacak. Evet yanıtta Ceyhan'a gitti. Evet bakalım. Beşinci soruya geldik. He, bak şimdi burada Benzerlik yapıp yapmayacağını nasıl anlarsın? Şimdi yarı çaplar verilmiş kaynakla perdeye kadar olan uzaklıkta yani engellerin nerelere yerleştirildiği belli olmuş D2D falan söylenmiş. Tamam şekli çizelim güzel. Bak şimdi şöyle çizdik. Yani böyle düzgün çizmek çok önemli değil aslında. Çünkü burada benzerlik kullanılacak. Burası ışık almıyor. Aynı ışın ortak kullanılıyor şurada. Şurada da şöyle çizdiğimi düşünün. Yani benim şu dandik çizimimde bile şüphe uyandıracak şekilde bunlar birbiriyle aynı gözüküyor ama tabii ben buna inanamam. Üst tarafı yazıyorum şimdi bakın. Şu engelin bulunduğu yer 2D, 2D'nin burası 2D, 2D'nin 3D'ye oranı arkadaşlar bakın. O zaman ne olacak? 2D'nin evet 3D'ye oranı eşittir 2R'nin e buna da ne diyeyim? Büyük R1 diyeyim mesela. R1 e oranı. 2'ye 3 oran var. Burada da 2'ye 3 oran olacak. Bu 3R olacak. Yani burası 3R çıktı. Güzel. Şimdi aynı şekilde alt tarafta yapıyorum. D'nin D'nin 3D'ye oranı yazalım. D'nin 3D'ye oranı. Efendim R'nin Buna da R2 demiş olalım o mantıkla. R2 oranı. Burada 1'e 3 oran varsa burada da bir 1'e 3 oran olur. Bu da 3R olur. Yani bunların büyüklükleri aynı olan. Yani şekilde bunu arayacağız. Aynı olan böyle birbirine yapışık iki tane yani şekil olacak. Evet devam edelim bakalım. 6'ya geldik. Yine bir 1-2-3 sorusu. Noktasal kaynak opak e, küreler şekildeki gibi yerleştirilmiştir tam gölgenin alanını arttırmak istiyoruz Bir dakika ya burada bir numara var bakın Ne oluyor R var 2R var D var 2D var bak şöyle yaptığın zaman Şuradan böyle yaptığın zaman Bunlar sanki birbirine çok yakın geçiyor Yani burada acaba tek bir gölge mi oluşacak diye Yani kıllandığımız an şimdi küçüğe göre yapıyorum bakın dikkat edin D'nin Hoppa 2D'ye oranı Ne oldu R'nin 2R'ye oranı. Yani burada bunlar birbirine teğet geçiyorlar. Birbirinden kurtularak değil. Şuradan bir başlıyor teğet 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 böyle. Yani şu gölgeyi elde etmek için ister ki çüye göre düşün, ister büyüğe göre düşün aynı şeyi buluyorsun. Şuradan ikisi birbirine teğet şekilde geçti çünkü bu çok önemli. Şimdi bunlar birbirine teğet. Bakalım ne oluyor? Tam gölgenin alanını arttırmaktan bahsediyor x küresini sistemden almak. X'i çıkarsam ne olacak? Bak bunu çıkarttığımı düşün. Bu çizgiler gene gelecek buralardan teğet geçecek. Yine sen aynı büyüklükteki gölgeyi elde edeceksin. Burası tamam. 2'ye bakıyorum. Y küresini arkadaşlar biraz hastalık var. Kusura bakmayın ama size söz verdiğim gibi olaya devam etmeye çalışıyorum. <laughs> Özür dileyerek yani bu hastalığı yeneceğiz inşallah ama düzeni bozmamak istiyorum haftada bir yayın yapmak istiyorum. Size verdiğim söz doğrultusunda Ses tonumdan dolayı affınıza sığınıyorum. Y küresini sistemden almak Şimdi bunu aldın bunu aldın aynı şey bak bunu alsan ne olacak bu sefer buna t etsin böyle Şuradan yine aynı şekilde Yani rahatlıkla geçecek ve yine burada aynı büyüklükteki yani sonuçta şeyi elde edeceğiz. Yanlarını artık koymaya başladım da tam gölgenin alanını arttırmıyoruz ki arkadaşlar değil mi? Kendi kendimizi sazanlamayalım. E kürelerin yerlerini değiştirmek. Bak şimdi ne oldu? Sen buraya bunu koydun mu? Artık bu küçük küre burada dursa ne olur? Biz burada uzay olduk yani artık boşu boşuna duran bir küre olacak burada. Yani gerçekten kürelerin yerlerini değiştirince bu oluyor. Yani bu sorunun yanıtı yalnız 3'e gitti. Evet devam ediyorum. 7. sorumuza geldik. Şimdi burada saydam olmayan E1, E2 engelleri ve noktasal ışık kaynağı şekildeki gibidir. E1, E2 engelleri ne oluyor ki? E2 engeli işte geldi. E1 üzerinden çıkarılan dairesel bir parçaymış. Yani şöyle bir levha gibi bir şey var. Böyle. Bu E1 engeli mesela şöyle. Bunun içinden sen dairesel bir kısmı kesiyorsun. Bunu çıkartıyorsun. Yandan görünüş olunca tabii böyle. Hani şöyle de çizilebilir. Hani bazen kitaplarda görüyoruz ya şurada böyle bir şey var. Buradan böyle yapıyor böyle. Şöyle yapıyor. Şurada bir daha yapıyor. Yani şu çıkardığı parça burada. Sen de hani kaynak olarak buradasın. Buradan böyle çizmeye çalışıyorsun. Şöyle şöyle çizmeye çalışıyorsun. Yani şöyle şöyle hatta çizmeye çalışıyorsun da çok net anlaşılmaz diye çok güzel çizemeyiz diye ben burada yapmak istedim. Yani olay bu. Bir levhanın üzerinden dairesel kısmı çıkarıyoruz yandan görünüş olarak. E o zaman ben böyle çizmeye başladım. Şimdi bu buradan böyle geçti. Bu da buradan böyle geçti. Dairesel bir delik olduğu için oluşan şekilde daire oldu. Şimdi buradan geliyor böyle. Bu da buradan. Bu da buradan böyle geldi. E, aynı şekilde daire olduğu için bu. Şimdi burada tam gölge oldu. Burası da yarı gölge oldu. Böyle bir şekil olur arkadaşlar. Ama sonuçta perdenin büyüklüğü söz konusu ya. Yani bir, bir perde var yani şöyle. Bir büyüklük var. Şimdi anladığım kadarıyla ortada aydınlatamadığımız bir yer var. Ardından bir halka gibi daha var. Hani şuradan aradan ışık geçiyor ya bak şöyle buralara kadar geliyor ya. Oralar aydınlık olacak ama dış kısım bak şuralar bu perdenin yeterince uzun olduğunu düşünüyoruz. Buralar yine ne olacaktır? Tabii ki gölge olacaktır dış kısım. Yani şurada bir ışıklı bir halka varmış gibi oldu açıkçası. Devam edelim. Devam edelim. 8. soruya geldik. Şimdi burada ne var? Burada büyük bir kaynak var. Büyük bir küresel kaynak var. Opak, ışık geçirmeyen hani bir küremiz var, topumuz var. Ben buradan böyle yardım olsun diye şöyle kesikli çizgilerle geldim. Şurada buluştuklarını gösterdim. Ama bakın perde nerede? Daha yakında. Şimdi biz o zaman şöyle bir de çaprazları da çizeyim. Ben zaten kahverengi kesikli çizgiler ne olduğunu gösteriyor. Burada bir tam gölge var. Yani ondan sonra da şöyle baktığınız zaman yarı gölge var. Burası da beyaz olan kısımda yarı gölge. Bakalım ne söylüyor? Hangileri doğrudur diye söylüyor. Kaynak ok yönünde hareket ettirilirse, kaynağı daha yakına getirirseniz mesela şöyle bir şey oluyor ya. Kaynağı daha yakına getirirseniz bu kesikli çizgilerle çizdiğimiz şey şöyle buraya doğru gelir bak. Şöyle daha küçük bir şey elde edersiniz burada. Tam gölge artar diyor. Olmadı diyoruz biz. Artmaz. Azalır. Doğrusunu da yazalım biz böyle. Azalır. Küre ok yönünde hareket ettirilirse. Bak mesela küreyi. Şimdi bu buradan teğet oluyor ya. Sen bunu mesela şöyle yapayım bak onu. Şöyle geldi ya bak şimdi böyle küçülerek geliyor ya şöyle. Küre burada ya şimdi. Sen onu buraya getirirsen mecburen ben ışınları böyle çizmek zorunda kalacağım. Ha bir bakıyorum böyle olan şey böyle oldu. Yani tam gölge tam gölge büyümüş oldu. Tam gölge büyürse bakın şu duruyor burada böyle tam gölge büyürse tabii yarı gölgede sonuçta azalacaktır. Bu laf doğru oldu. Yani böyle bir güzellik var. Yani hem tam gölge sonuçta buradan hani şey oluyor yarı gölge azalır diyor. Hem de yani ne dedi küre ok yönünde hareket ettirildiği için oluyor bu. Yani ona göre çizmekte fayda var. Yani güzelce yarı gölgemizin azaldığını görüyoruz. Tam gölge büyüdüğü için ama bak içten büyüdü o zaman yarı gölge de azalmış oldu. 3'ü okuyorum. Perde ok yönünde hareket ettirilirse. Perde ok yönünde hareket ettirilirse mesela şuraya şöyle bir şey şuraya alalım ya da biraz böyle alayım şöyle alayım. Bakın tam gölge küçüldü. O yarı gölge maşallah oldu bak. Bu çizgiler devam ediyor çünkü. Yani hem tam gölge küçüldüğü için yani yarı gölge büyüyor hem de kendi sınırları da büyüdüğü için yani sonuçta onu da söylemiş oluyoruz. Yarı gölge ne yapmış oluyor? Yani büyümüş oluyor. Ama o tam gölgenin azaldığını soruyordu. Doğru oldu. Evet 2 ve 3 yanıtımız oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler.